Bu ne olacak, nereye gidecek bu konuda benim şeyim, bu kavga daha da büyüyecek. Çünkü AKP bir çetedir, büyük bir organize suç çetesidir. İçinde çok farklı fraksiyonlar var, gruplar var. İşittiğim kadarıyla Metin Külünk de bu pisliğin merkezinde olanlardan birisi, eski arkadaşı. Korkak birisi, ancak maalesef bu pisliklere bulaşacak bir şey var, kalitesi, karakteri var. Üzüldüm yani onun adına. Eskiden iyi bir arkadaştık. Yani onun şu anda düştüğü duruma üzülüyorum. Yani bu işte Peker'in şeyiyle birlikteymiş, onunla birlikte kankaymış. Bunlar birbirlerine düşecekler. Ve sanıyorum bu şey sonunda Süleyman Soylu iyice yıprandı. Yani Tayyip bence çok sevinerek izliyor. Kendisine rakip olarak yükselen bir faşist lider. Böylece şey ediliyor. Ve hatta bunları temizleyerek, yani bazı küçük olan kendisine muhalif duruma düşen bazı organize suç örgütlerini temizleyerek de hava atacaktır. İşte biz böyleyiz falan filan. Biz böyle temiziz, biz böyle cesuruz. Dış mihraklar bize beslediğimiz organize örgütler yoluyla bizi şey ettiler. Bize operasyon çektiler. Biz zafer kazandık falan, temiz ülkeyiz falan diye. Bir hava atacak ama bence artık Türkiye'de halkın bunu yutacak iştahı yok. Çünkü millet yani çok zor durumda. Raya dedikleri kişiler şu anda aç. Böyle olunca artık yani gaz yetmiyor. İstediği kadar milli günü gaz versinler, yalan atsınlar. Belli bir noktada artık şey etmiyor, yetmeyecek. Kurgu olma ihtimali var. Kurgu olmasa bile işine geliyor adam. Demek ki adam şanslı. Ama bence işine geliyor. Yani burada sonunda karlı çıkacak olan Erdoğan'dır. Çünkü kendisine karşı sivrilen ve kendisine güç yetiremeyeceği bir kişi vardı. O da Süleyman Soylu. Aynı metodu kullanıyor. Kendisi daha dinamik, daha genç. Tayyip gibi cazgırlık yapıyor. Vatan millet Sakarya diyor. Teröre karşı sizi kurtaran bir kahraman, bir süpermen gibi görünüyor. Ama işin arka planında ahlaksızca ilişkiler içerisinde, onursuzca ilişkiler içerisinde. Zaten adam kendi ağzıyla itiraf etti. Namert. Adam dedi ki hesap sormasam namerdim dedi. Hesap sormadı. Hesap soracağını emri altına girdi. Bitti. Kendi sözüne göre adam namert. Namert bir adam, her şeyi yapar.